Öncelikle TR1'in kamera ban ve muhabir arkadaşıma ben geçmiş olsun diyorum. Görevlerini yaparken anayasadan doğan haber verme hakkını ve bizim de haklarımızı kullanırken başlarına gelen bu olay açıkça kolluk kuvvetlerinin suç işlemesidir. Başta söyleyeceğimi, sonra söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Hesap verecekler. Zamanı gelince kim hukuka uygun davranmadıysa, kim kanunları çiğnediyse, kim reçetinin hakkını yediyse bağımsız, onların daha önceki FETÖ ya da şimdiki AKP yargıçları gibi değil, bağımsız mahkemeler önünde hesabını verecekler. Ben 2013'te Gezi olaylarında Mersin Barosu Başkanı olarak gece akşam sahada baronla avukatlarımızla birlikte sahada meydanlardaydım. Daha sonra da yine avukatlarımızla birlikte karakollarda ve emniyetlerde 2911 sayılı kanuna aykırı olarak gözaltına alınan vatandaşlarımıza hukuki hizmet de verdik. Ve en acısı Gezi'de kaybettiğimiz 6 kardeşimizin, canımızın, Gezi şehitlerinin davalarında sevgili avukat Can'la, arkadaşımla birlikte davalarda da yer aldım. Bu Türkiye'nin hukukunun ve yargısının bugüne gelmesi dünden bugüne olmadı. 2010 yılında yetmez ama evet diyenlerin en büyük günahı ve vebaliyle FETÖ yargının başına musallat edildi. Mahkeme Savcılık Yüksek Kurulu kendilerine teslim edildi. Ve onlar Ergenekon, Balyoz gibi yaptıkları yargı kumpaslarıyla önce orduyu tasfiye ettiler. Ve 17-25 Aralık sürecinde AKP de uyanıp kendileri gidiyordu. Altlarındaki sandalye çekilirken 2014 yılında Yargıda Birlik Platformu adını verdiğimiz her tür siyasi görüşten oluşan hakim ve savcılar FETÖ'yü önce yargıdan uzaklaştırdılar. Ama gelinen süreçte zaten FETÖ yargıda alacağını almıştı ve 2016 hain alçak darbe girişimini yaptı. Sayın Erdoğan hukukun üstünlüğüne sarılacağız dedi 16 Temmuz'da. 4 gün dayandı ve 20 Temmuz'da bir sivil darbe yaparak Türkiye'de anayasal yönetimi el koydu. Açık ve net. Ve KHK'larla ülkemiz yönetti. Bu olayın ayrı bir yönü. Ama daha vahimi, yargı açısından daha vahimi AKP'nin koridorlarında gezen, AKP'de yöneticilik yapmış ya da cemaatlerden, tarikatlardan, vakıflardan, Emsal gibi, TÜGVA gibi vakıflardan referansı olan hukukçuları AKP'nin hukukçularında hakim ve savcı yaptılar. Şimdi Macerfere'nin yargısı iş başında. Bugün gördük. Bir inek hırsızı ana muhalefet liderine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, bir milletvekili kamu görevi yapıyor. Yumrukla saldırarak, linç girişiminde bulunarak halkı da galeyana getiriyor. Ve verilen ceza basit yargılama. Peki ben burada o kararları hakim efendiye söylüyorum. Ben sana bir yumruk atsam ne olacak? Tweet atanlar, Canan Kaftancıoğlu, Silivri'ye İnek hırsızı neredeyse bir partinin genel başkanını, ana muhalefet partisinin genel başkanını öldürmeye teşebbüs eden alçağa hükmünü açıklamasının geri bırakılması. O hakim bunun hesabını verecek. Ben buradan söz veriyorum. O hakim ve onun gibiler. Yargıyı AKP'nin emrine kim sunuyorsa bunun hesabını verecekler. Bakıyorsunuz Canan Kaftancıoğlu, Silivri'ye inek hırsızı madalyayla ödüllendiriyor. Ama ben size başka bir şey anlatmak istiyorum. Bugün ben Mersin'de bir kadın cinayeti davasına girdim. Genç bir kızımız kendisine 10 yıldır azap hayatı yaşatan bir alçak tarafından 1-2 ay önce öldürüldü. Kızımız defalarca bu cani alçağa şikayet etti. Defalarca hakkında dava açıldı. Kızın evini kurşunladı. Kıza cinsel istismarda bulundu. Kaçırdı vesaire. Bir kez tutuklandı ve sonra serbest bırakıldı. Eğer o alçak cezasını görmüş olsaydı, yani Canan Kaftancıoğlu için Yıldırım Hızı'yla hareket eden ya da Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı ve muhtemel Cumhurbaşkanı adayına linç girişiminde bulunan alçağa böyle şekilde davranan yargı, eğer o kadın arkadaşımıza saldıran, öldürmeye teşebbüs eden daha önce cinsel saldırıdan kişiye gerekli ceza verseydi o kızımız bugün yaşayacaktı.
işte yargı AKP'nin eline girerek sadece ve sadece muhalifler üzerinde oluşturulan korku imparatorluğunu sürdürmeye çalışıyor. Gezi olaylarında halkımızın tek istediği kendi yaşam tarzına karışılmamasıydı. Ama AKP 2013 yılında kendini bugüne kadar geliştire geliştire baskıcı, totaliter, hatta daha da ilerisi diktatöryal bir yapıya doğru gidiyor. Ama halkımızın kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. O sandık gelecek. Ama 6 Kasım'da, ama en geç 2023'ün Nisan Mayıs'ında gelecek. Geldiği zaman bu halkı yapacağını biliyor. Ekonomik halimizde... Albay Bey, hiç oraya girmeyelim, girmeyelim oraya. Reklama gitmem gerekiyor. Dönüşte konuşalım, olur mu? Çok acil reklama gitmem gerekiyor. Sevgili izleyiciler, reklam arası geldi. Bir araya gideceğiz. Dönüşte bu konuları konuşmaya devam edeceğiz.